Akustik Stüdyo'dan herkese sevgiler, mutluluklar ve yepyeni bir Akustik Stüdyo'da daha Michael Kuyucu'da birliktesiniz. Bugün Akustik Stüdyo'da benim çok sevdiğim, çok iyi bir yorumcu var. 2003 yılında ilk izledik, ilk dinledik onu. Popstar Barış adıyla ilk popüler oldu ve 2003 yılından bugüne kadar, yani 2019 yılına kadar aralıksız müzik yaptı. İki tane albüm hazırladı, single'lar hazırladı ve en son bir single daha hazırladı. Barış, yani Barış Kömürcüoğlu bugün Akustik Stüdyo'da orkestrasıyla birlikte bizimle olacak. Barış Kömürcüoğlu. Onu biz ilk olarak Popstar Barış olarak tanıdık. Popstar yarışmasında sergilediği performanslarla herkesi büyüledi. Beş Kalp Bir Nefes adlı proje albümünde Türkiye'nin en kaliteli 5 kadın bestecisinin şarkılarını yorumladı. Sahne aldığı yerlerde soft yorumu ve efendi kişiliğiyle herkesin beğenisini kazandı. Kısa bir süre önce Pişman Ol adlı teklisini müzik marketlere sunan ve bir kaliteli şarkıya daha imza atan Barış Kömürcüoğlu, bugün Akustik Stüdyo'da Michael Kuyucu'nun konuğu oluyor. Akustik Stüdyo'da Michael Kuyucu'da birliktesiniz ve bugünkü konuğumuz Popstar Barış ya da Barış Kömürcüoğlu. Hoş geldin sevgili Barış. Hoş bulduk sevgili Michael. Nasıl gidiyor hayat? Hayat güzel, bu aralar heyecanlı. Ne güzel, hiç değişmemişsin. Teşekkür ederim. Yine aynı şekildesin. O naif güzel sesinle yorumunda. Çok teşekkür ederim. Popstar Barış lafı da kaldı. Sana Popstar Barış diyoruz, diyoruz, diyeceğiz. Kalacak galiba. Diyorsun? Kalacak değil mi? Yani hani böyle programdan, yani Popstar'dan birkaç sene sonra geçer, düşer, o takı düşer diye düşünüyordum ama düşmedi. Demek ki yani program insanların zihninde gerçekten yer etmiş. Müthiş, evet. Programdan çok senin konumun çok güzel yer etti bence. Evet, yani tabii değil ki mi? Benim ilk çıkışım, ilk insanların zihnine, gönlüne ulaşmam tabii ki program vesilesi oldu, Popstar vesilesiyle oldu. Eskiden takıyordum açıkçası bunu. Yani takıyordun, hani değil mi? Bu Popstar lafını artık bir yok etsek mi yeter falan diyordum. Yeter artık falan, değil mi diyorum. Ama sonradan anladım ki yani hani bunu kanıksadım, bunu kabullendim. Kötü bir algı olarak düşünmüyorum artık bunu tabii, kesinlikle. Tabii, doğru. Ha, bir yandan zaten hani yeni işleri hep tam ismimi kullanarak yaptığım için ikisi bütünleşti gibi oldu. Evet, Kömürcüoğlu oturdu artık zaten. Evet. Barış Kömürcüoğlu konuğumuz bugün diyelim. Şimdi Barış, ne yapıyorsun bu aralar? Michael, yeni bir şarkı yaptım. Bildiğin gibi Sözümüzü bana ait bir şarkı. Son zamanlarda çünkü genelde cover çalışmalarım olmuştu. Ve besteciliğimi biraz daha insanlara tanıtmak istiyorum. O nedenle de son yaptığım şarkı da böyle bir tercihim oldu. Onun tabii şimdi geri dönüşlerini duymak için heyecanlanıyoruz haliyle. Çünkü bizim kendimize tarafsız olma, objektif olma şansımız yok. Yani tabii ki eşimize, dostumuza dinletiyoruz, bazı arkadaşlarımıza. Hani şöyle bir şarkı yapmayı düşünüyorum, nasıl sence diyoruz ama yani toplumun genel hissiyatını alabileceğimiz bir anket olmuyor açıkçası. Doğru. Onun için böyle heyecanla şarkımızın tepkilerini bekliyoruz. Şarkının adı Pişman Ol. Pişman Ol. Klibini de çektin. Evet. O zaman izleyelim, dinleyelim. Tabii, memnuniyetle. Artık hiçbir şey söyleme, yeminler et sen de. Yolun sonuna geldik, senden kopamam sanırdım. Belki aldanırdım, bak gidiyorum seyret. Bence sen de aynaya dön bak ve pişman ol şimdi. Kaybettin sen beni, kaybettin sevgimi. İzlerken gidişimi pişman ol şimdi. Güvendin çok kendine, hiç bakmadın ki halime. Bugün yaşlı gözlerle pişman ol şimdi. Artık hiçbir şey söyleme, yeminler et sen de. Yolun sonuna geldik, senden kopamam sanırdım. Belki aldanırdım, bak gidiyorum seyret. Bence sen de aynaya dön bak ve pişman ol
şimdi. Kaybettin sen beni, kaybettin sevgimi. İzlerken gidişimi pişman ol şimdi. Güvendin çok kendine, hiç bakmadın ki halime. Bugün yaşlı gözlerle pişman ol şimdi. Akustik stüdyoda Barış Kömürcüoğlu'yla birlikteyiz. Video klip Pişman Ol. Kime pişman ol dedin, ne yaptın? Biraz konuşalım şarkıyı. Güzel bir konuşalım. Şarkı. Ben sevdim yani, burada diye söylemiyorum. Soft. Zaten Barış'ın böyle sakin, çok kalabalık olmayan müzikleri var. Ve ki akustik performanslarımızı da bugün dinleyeceğiz. Romantik bir şekilde söylüyorsun şarkılarını ve kendine has karakteristik bir sesin var. Dolayısıyla bu şarkıda da bunu hissettin. Biraz anlat bize bu şarkıyı. Ne zaman besteledin, nasıl oldu, ne yaptın vesaire gibi. Yani yaklaşık 2-2,5 sene oldu ben bu şarkıyı yapalı. Hı hı. Yani pişman ol derken öyle çok hedef aldığım geçmişimden biri yok bu şarkıda. Ama kıza klipte Instagram'dan bir şey gösteriyorsun. Tabii, hikayesi yapıyorsun. Öyle. Hikayeyi çünkü öyle anlatmamız lazım ki insanların zihninde daha kalıcı olsun. Benim fikrimdi zaten yani hani... Hı. Günümüz alışkanlıklarıyla bu şarkının anlatımını nasıl pekiştirebiliriz diye düşündüğümde. Güzel, iyi düşündüm. Öyle bir fikir geldi aklıma. Çünkü hepimizin elinde artık malum yani. Hani genci yaşlısı var. Kalmadı artık bu işin. Hepimizin elinde telefonlar, kesinlikle. Sosyal medyada. Kim ne yapıyor, kim ne ediyor. Bunun dedikodusundayız hepimiz. Aynen. Onun için eski sevgiliye atarımı, giderimi bu şekilde gösterdim ben de bu şarkıda. Evet. Yani öyle hayatımdan kimseye hedef alarak yaptığım bir şarkı değil ama... Bir şeylerin birikimi diyelim yani. Evet, tecrübelerimizin birikiminden çıkmış yaptım bir şarkı. Yaptığın pek çok şarkıdan bir tanesi oldu bu. Bunu yayınladın ve sanırım kendi firmandan mı yayınladın? Evet, aynen öyle. Müzik şirketi de bir nevi o zaman kurdun kendi. Yeni mi kurdun, bu var mıydı daha önce? Bu 6-7 aydır var. O zaman 2019'unda bir müzik şirketi kurdun. Aynen, Allah Records isminde bir şirketimiz var. Bir ortağım da var. Hı-hı. Bundan önce üç tane birlikte iş yaptığım DJ prodüktör arkadaşım var, Kanun Yıldırım. Onunla birlikte... Kurduk firmayı. Yani ben işte dediğin gibi daha akustik, daha romantik tarzda bir şeyler genelde üretiyorum. O daha kulüp işleri üretiyor. Onun için hani güçlerimizi birleştirmiş olduk açıkçası. Evet ve Pişman Ol yayınlandı. Dijital platformlarda yayınlandı. Peki Pişman Ol şarkısı için ne diyeceksin? Çok dürüst konuşmak gerekirse Pişman Ol benim için hit gördüğüm bir şarkı değil. Ama kalıcı olabileceğine inandığım bir şarkı. Yani hepimizin müzikal geçmişinde zevklerinde hani böyle şarkılar vardır. Sıkılmadan 3 ayda bir, 5 ayda bir tekrar dinlemekten keyif aldığımız. Öyle olmasını umduğum bir şarkı açıkçası. Beni alır bambaşka bir kulvara taşır, beni bir anda patlatır gözüyle bakmıyorum. Ama biraz bestecilik kimliğimin oturması için, gerçek Barış'ın ortaya çıkması ve zaman içerisinde de oturması için insanların zihninde o tarzın ihtiyacım olan, doğru gördüğüm basamak şarkılardan biri benim için. Gece son, biraz sonra
Bu kapıdan son kez çıkıp yine kendimi vuracağım. Yollara kim bilir kaç kere ıslanacak yüzüm, elimi tut. Düşman olma, ne olur parça parça olmasın içimiz. Mutlu ol, iyi bak kendine. Ne olur gözüm arkada kalmasın. Uzun uzun seneler var önünde. Gün gelir sevgilim, acıya alışırsın, alışırsın. Mutlu ol, iyi bak kendine. Ne olur gözüm arkada kalmasın. Uzun uzun seneler var önünde. Gün gelir sevgilim, acıya alışırsın, alışırsın. Bu gece son, biraz sonra bu kapıdan son kez çıkıp yine kendimi vuracağım. Yollara kim bilir kaç kere ıslanacak yüzüm, elimi tut. Düşman olma, ne olur parça parça olmasın içimiz. Mutlu ol, iyi bak kendine. Ne olur gözüm arkada kalmasın. Uzun uzun seneler var önünde. Sevgilim, acıya alışırsın, alışırsın. Oh, mutlu ol, iyi bak kendine. Ne olur gözüm arkada kalmasın. Uzun uzun seneler var önünde. Sevgilim, acıya alışırsın, alışırsın. Bu gece son. Evet, Pişman Ol ve akustik performansları dinlemeye başladık. Tabii Pişman Ol, Barış Gümülcü'nün yeni şarkısı. Yani aslında şimdi bu şey, soft bir beddua. Değil mi? Soft bir beddua, pişman ol diyorsun. Bunu hepimiz söylüyoruz zaman zaman. Dolayısıyla bence Pişman Ol'un YouTube'dan klibini izlemelerini tavsiye ediyoruz herkese. Çok güzel bir yorum yaptın ama. Değil soft mi? Bir beddua. Soft doğru. Beddua, evet yani. Evet. Ve zaten hani ben video klibi izlerken oradaki o Instagram karesi bayağı da şey oldu. Çünkü genellikle eski aşklar mutlaka Instagram'dan bakıyorlar. Evet, stalk diyoruz işte modern deyişle. O stalklama hepimizin hayatında var. Var var değil mi? Öyle. Bunu da yakaladın. Ve evet, akustik performanslarımızda tabii ki başladık sevgili Barış Gümülcülü ve orkestrası. Tabii ki bir yandan da müziği konuşacağız. 2003-2019 yani bu programdan geriye gittiğimizde 16 sene. Aslında 16 sene çok da büyük bir zaman dilimi değil ama geriye baktığında yaşanmışlıklar sanki çok şey geçmiş gibi. Ne diyorsun?
O 16 yıl nasıl geçti gerçekten anlamıyorum. Ama... Nasıl geçti peki? Ne yaptı Barış ona? Ben şunu söyleyeyim. Yani... Yarışmadaki diğer arkadaşlarla görüşüyor musun? Ya var mı diyalog? Yani yoksa koptunuz mu? Hani bir okul gibi düşünecek olursan. Üniversite arkadaşlarla görüşür ya. Doğru. Şey var mı öyle? Bir de şu dikkatimi çekti. İlk yapılan Popstar'da ki bir furya oldu bu sonrasında. Hı-hı. Müzik yarışmaları hala devam ediyor. Ben hani bu program hazırlanırken bir şey dikkatimi çekti. O yarışmadan sen kaldın sadece. İstatistik olarak konuşuyorum. Bunu tarafsız bir şekilde yani söylüyorum. Yani evet hani üretim anlamında, en çok üreten evet, benim. Evet, doğru. Evet, evet. Oradan birkaç arkadaşım var tabii ki haberleştiğim, zaman zaman karşılaştım. Çok güzel işler üreten arkadaşlarım da var. Fakat şu hepimizin ortak sıkıntısı oldu bir dönem. Bir yarışmayla fazlaca özdeşleştik ve daha sonraki üretimlerimizi... İnsanlara göstermekte, sunmakta zorlandık. Hı. Yani yarışma bitti, sanki bizim devrimiz kapandı gibi bir algı oluştu. Bu algıyı yıkmak gerçekten zaman alıyor. İşte hani yıllar nasıl geçti, 16 yıl nasıl geçti evet. derken. Biraz bunun da mücadelesini verdin o zaman. Çok mücadelesini verdim. Çünkü yani ben bir şarkıcıyım, ben bir müzisyenim mi insanların zihnine işlemekle, ben bir dönem işte bir popüler programla meşhur olmuş bir insanım, ben bir reality show kahramanıyımı ayırt etmek gerçekten zaman alıyor. Çünkü o kadar çok reality show mantığında yapılan müzik yarışmaları oldu ki bence ola da geliyor hala. Evet tabii devam ediyor. O nedenle oradaki belli potansiyeldeki belli yetenekteki insanların müzisyen kimliklerinin altını doldurmaları, çizmeleri gerçekten zaman alıyor ondan sonra. Tabii. Belli bir popülerite ise böyle bir pompalamayla evet. veriyorlar. Güm diye bir şöhret geliyor. Aynen. Ama ondan sonra işte yani hayatın o birebir mücadele kısmında veya sektörün gerçekleriyle yüzleşme kısmında artık sizi o arkadan iten güç yok. Gidiyor değil mi? Evet. Hatta bir anda gidiyor değil mi? Bir Bütün anda bu gidiyor. Yarışmalar için geçerli. Yani çocuklar katılıyorlar. Bir şekilde bir şöhret yakaladıktan sonra yarışma bittiği zaman Ali Vederci Roma oluyor. Değil mi? Ne diyorsun? Öyle oluyor çünkü. Bunu bize bir yaşayan bir kişi olarak ne dersin? Ya çünkü ya ben eleştiriyorum sistemi açıkçası. Hı-hı. Şunun için eleştiriyorum. Evet benim hayatıma bir katkısı olmadı mı? Oldu. Ama çok daha iyisi olamaz mıydı? Tabii. Kesinlikle olurdu. Evet. Veya başka potansiyelli arkadaşlarım için çok daha iyisi olamaz mıydı? Kesinlikle olurdu. Çünkü atıyorum 3 aylık bir yarışmaysa bu evet. süreçse televizyon programı mantığıyla ele alınıyor. Hı hı. Yani o 3 ay içerisindeki maksimum rating verimi evet. üzerinden hesaplanıyor. Hesaplanıyor. Yani oysaki bir management'la bunun evet. devamının getirilmesi lazım. Esas bence esas kazanç orada. Tabii. Ama bu kazanç ısrarla yani bunca yıldır bizimki ilk yarışmaydı 16 evet. yıldan bu yana hala evet. ısrarla bu sistem değişmediğine göre şimdi bunun bir tek akıllısı ben miyim? Değilim. Şimdi o insanlar bu işin gerçeğini bilmiyor mu? Bilmiyorum. Biliyor. Demek ki başka bir hesap var. Evet başka bir yani bizim düşündüğümüz gibi düşünmüyorlar. Başka evet. bir pencereden bakıyorlar. Evet. Yani o da büyük ihtimalle ticari gerçekler. Kanalların para kazanması, yapımcıların para kazanması evet. vesaire böyle bir döngü. Hatta belki de sektördeki pastanın yani müzik sektöründeki pastanın daha fazla bölünmemesi, daha fazla insana pay gitmemesi belki de güdülüyor. Yani saygı duyuyorum jüri koltuğunda tabii ki kendini ispatlamış insanlar var ama oradaki her yorumları bende aynı saygıyı uyandırmıyor açıkçası. Tabii bazen ki, tabii ki. O pastanın bölünmemesini istedikleri çok belli oluyor yani. Değil mi öyle? Evet, evet. Maalesef. Biz evet bu anlamda yani dolayısıyla biraz da bilinçli bile yapılıyor olabilir diyorsun yani. Olabilir tabii Çünkü, ki olabilir. Çünkü bu yarışmalardan çıkıyor insanlar ama yapamıyorlar bir şekilde olmuyor. Sonra da işte o insanlara tukaka ediliyor vesaire ama şunu söyleyeyim ben yıllardır takip ediyorum. Çok da röportaj yaptık seninle her ürününde bir araya geldik. Barış gerçekten de Popstar Barış'la Barış Kömürcüoğlu kendi ayaklarıyla 16 sene boyunca az önce söylediğin o Popstar Apoliti'nin de verdiği ağırlığı taşıya taşıya ve onu yok ede bir şekilde geldin. Evet, evet. Doğru hakikaten bu bir mücadele. O Apoliti'nin avantajlarını da yaşadığım zamanlar oldu. Dezavantajlarını gördüğüm zamanlar da oldu. Şahsi olarak değil ama işte yarışmaların insanımızın, toplumumuzun üzerinde bıraktığı imajdan dolayı. Çünkü eğri oturup doğru konuşmak lazım. Herhangi bir insana sokaktan sorsan şunu diyecek. Abi onlarca yarışma gördük. Kim çıktı ki diyecek.
Evet, çıkan başarılı arkadaşlar var belki ama ne yazık ki daha istisnai. Çoğunluk bir çarkın içinde öğütülüyor ve gidiyor ve unutuluyor. Yani birçok yarışmanın birincisinin dahi ismini hatırlamaz hale geldik. İster kal, ister git, tarifsiz kederdeyim. Gösterdin aşkın ucunu, öyle bıraktın gittin. Bana attın suçunu, davayı ben kaybettim. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Bir dokun binah eşit, bugünlerde böyleyim. İster kal, ister git, tarifsiz kederdeyim. Gösterdin aşkın ucunu, öyle bıraktın gittin. Bana attın suçunu, davayı ben kaybettim. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz. Gözyaşlarım durulmaz, yanıyor yanaklarım. Gözyaşlarım durulmaz. Akustik stüdyoda Michael Kuyucu ve Barış Kömürcüoğlu ile birlikteyiz. Yine performansları dinliyoruz. Çok güzel bir orkestra ve şunu söyleyeyim. Yorumcu kimliğini geliştirmişsin. Yorumlar daha çok arttı. Evet. Dikkat ediyor musun buna? Ya ben bunu hissediyordum ama bunun beni yıllardan beri takip eden birisi tarafından keşfedilmiş olması tabii ki değerli. Çünkü buna şu sebep oldu. Aslında mesela hiç
herhangi bir ses dersi veya herhangi bir müzik dersi ben şimdiye kadar almadım hayatımda. Hı hı. Hep alaylı bir şekilde. Evet. Yani sahne üzerinde öğrendim, evet, her şeyi. Şimdi tabii yıllar içerisinde şöyle bir şey oldu. Ben işte diyelim yarışmayı milat alacak olursak, evet, o dönemlerimde, o yaşlarımda kendini tam bir popçu olarak nitelendiren bir şarkıcıydım. Hı hı. Şarkıcı adayıydım. Ve belli sınırlarım vardı. Ben bu kalıplar dışındaki şarkıları seslendirmem diyordum. Sahnelerimde de seslendirmiyordum. Evet. Fakat yıllar içerisinde sonuçta müzik derya deniz. Yani tabii, keşfetmekle bitmiyor. Tabii. Nasıl ki bizim folklorik tınılarımız, işte Türk sanat müziğimiz, Türk halk müziğimiz batılı müzisyenlere çok enteresan geliyorsa ve tabii, araştırma ihtiyacı hissediyorlarsa, benzer bir gelişimi, farkındalığı da ben yaşadım açıkçası. Ne bileyim işte bir Cem Karaca'nın şarkısını hiç söylemezken sahnede. Hmm. Neden? Çünkü onun daha sert bir tınısı var. Hmm. İşte daha protest bir tınısı var diye. Ben bunu yapamam derdim. Sonra yıllar içerisinde mesela bir Cem Karaca şarkısı söyler buldum kendimi. Hmm. Ya da ne bileyim bir Neşet Ertaş türküsü söyler buldum. Hmm. Ya da kendimi rockçu olarak tanımlamadım hiçbir zaman ama bir baktım rock veya pop rock şarkıları gayet sevdiğimi ve onlardan da bir şeyler aldığımı fark ettim. Evet. Dolayısıyla da bu müzikal açılım doğal olarak benim yorumculuğuma da etki etti. Çok ya etki etti. Yani Barış Kömürcüoğlu'nu dinlemek gerçekten de bu programda da zaten performanslarda da gördünüz ve göreceksiniz. Çok güzel bir duygu. 2005 televizyona katıldın. Çok güzel bir şey. Tam da 2003-2005. Hemen 2 sene sonra yani, evet, daha kömürün altı sıcakken yani. Direkten döndün. Keşke tabii yine biraz flashback yapalım, geçmişe gidelim. Geriye baktığında şimdi bu sene televizyona da katılmıyoruz artık. Uzun yıllardır televizyon şarkı yarışması da yok ama o yıllara da ne diyeceksin? İyi bir deneyim bence yani. İyi bir deneyim. Finale girdi yani, finaldeydin. 7 evet, eser vardı değil mi? 7 final yedi eser vardı. 7 yorumcudan biriydin sen. Aynen. Bir yana yana aldı şarkı. Yana yana döne döne diye. Evet, evet, öyle evet, bir şarkıydı. Erdinç Tunç. Erdinç Tunç. Ha, evet. Soyadını hatırlayamadım. Hı-hı. Sevgili Erdinç'in şarkısıydı. O seni hatırlarsan, yani sen benden tabii de iyi hatırlıyorsundur. Atama sistemi olmadı. Evet, yarışma yapıldı. Evet, ilk defa böyle geçmişe dönelim, evet, dediler. Hadi gene bir yarışma yapalım, evet, dediler. Herkes açık bir yarışma yaptı o, evet, dönem. Evet. O aradaki o yani o yegane senede ben de katılmış bulundum. 2000 yıllarda zaten bir tek o sene yaptı. Evet, sonra gene atamaya döndü. Atama yapıldı yani belirleme, sonra da katılmadı. Evet. Peki sana besteci mi? Gel evet, Barış. Erdinç bana ulaşmıştı, şarkının bestecisi. Erdinç de bence şu sebeple ulaştı bana. Onlara gelen ilk briefte denmiş ki halk oyuna gidecek. He. Bu 7 şarkıyı halk oylayacak. Tabii benim de o halk oyuyla ilgili bir popstar tecrübem tabii, olduğu tecrübem için. Tabii tecrübem var tabii. Kitlen de vardı. Evet. O muhtemelen o onu biraz iştahlandırdı bu konuda. Evet. Ama sonradan yarışmanın sistemi değişti. Yani ben girdiğimde yarışmaya halk oylamasından vazgeçilmişti zaten. Tekrar böyle bir emin değilim. Jüri kurul oylaması olabilir. Evet. Gene yani halk oylamasına gidilmedi. Onu biliyorum. Evet, evet. Ve dolayısıyla yine Erdinç Tunç'un bestesi, evet, Rimiri Mile'ye gitti. Gülseren'in ki Gülseren son bayağı bir olay olmuştu. İyi olurdu bence ama şunu söyleyeyim. Senin hiçbir zaman hep şunu söylüyorum. Popstar Barış değil, iyi yorumcu Barış denmesi lazım. Yani teşekkür bence ederim. Hani belki o dönem Erdinç, ben de olsa, sen de olsan belki o dönemde 2 yıldır tanınan, bilinen bir çocuğu ön plana getirirsin, evet, ama arkasındaki o yorumcu kimliği de çok önemli. Bu dönemde zaten bunu gösteriyor. Görmedim ben senden daha güzel, kimseyi tanımadım ben senden daha özel, kimselere de bakmadım aklımdan geçen, kimseyi görmedim ben senden daha güzel, of senden daha güzel, of senden daha güzel, of senden daha güzel.
rastladım. Aldım derbeder, kendim sana sakladım. Senden daha güzel kimselere de bakmadım. Ölsem değişmem, kimseyi tanımadım ben. Senden daha güzel, oh, senden daha güzel, oh, senden daha güzel, oh, senden daha güzel. Heveslendin mi? Yani o dönem kimse de kusura bakmasın 7 şarkı vardı ama çok da süper şarkılar değillerdi. Evet. Yani bir ara gidiyoruz diye heveslendin mi? Vallahi heveslendim. Heveslendirildim de. Heveslendirildin mi? Şey, o zamanlar Yunanistan'ın meşhur, yani çok popüler bir sanatçısı vardı. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam Sakis Ruvas. Evet, evet. O da Eurovision'u çok tırmalıyordu o dönemlerde. Aynen. Evet. İşte öyle bir rol model çizilmişti hatta bana. Hani orada böyle patlatırız seni, şöyle yürütürüz falan, şöyle koreografiler çalıştırırız, evet, falan gibisinden. Evet, evet, evet. Heveslenmiştim ama biraz hevesimiz kursağımızda, evet, kaldı. Evet, evet. Doğru. O zaten Türkiye tarihinin en tartışmalı birkaç Eurovision yarışmasından bir tanesi oldu. Yarışma yapılmıyor ya. Yapılsa katılır mısın? Artık bestecisin de. Valla katılıyor musun? Yani şunun için katılırım. Kaç yıldır da katılmıyoruz. Artık bayağı bir katılmıyor. 5-6 evet, sene oldu bu yani. Bu enteresan bir hale dönüştü Türkiye'de. Kangren oldu yani bu revizyon meselesi. Ya çok böyle büyük bir milli mevzu haline getirmemek lazım diye düşünüyorum. Ama tabii ki katılmak da hoş olurdu. Yani hem milletçe kastediyorum. Nasıl? Diyelim ki bir sene 2020'de TRT dedi ki herkese açık yarışma yapacağız. Hı-hı. Hiç düşünür müsün şu andaki psikolojinle? Ya düşünürüm, öyle şeylerim yok yani üzerimde, hani bu bende travma yarattı falan diyeceğim tabii, bir şeyim yok. Yani gayet bunu güzel müzikal bir deneyim olarak görürüm. Mesela 2010 senesinde Kuşadası Altın Güvercin'e de katılmıştım. Çok önemli bir yarışma yarışmadı zaten. O gene böyle uzun bir yıl ara verdikten sonra 2010'da başlamıştı. Sonra
Yine tökezliğe tökezliğe gitti. Evet, 2019'da yine başladı şimdi. Başladı evet, şimdi. Evet. O mesela solistten ziyade besteciyi parlatan bir yarışma. Yani evet tabii ki en iyi solist gibisinden bir ödül var yanlış hatırlamıyorsam ama esas olarak bestenin ödüllendirildiği bir yarışma. Mesela Kuşadası şeyine yarışmasına şimdi beste göndermeyi falan düşünüyorum hatta bu sene. Ya güzel. Ben bunların hepsini yani müzikal bir deneyim olarak görüyorum. Hepsinin bana öğreteceği şeyler var mutlaka. Yani hani işte şu seviye şarkıcıysan şu yarışmaya gidersin, bu seviyeysen buna gidersin olarak görmüyorum kesinlikle. Bravo, çok doğru söylüyorsun. Ne mantıksız da bu olmalı zaten. Siyasal bilimler okudun. Hiç yaptın mı işini? Yapmadım. Hep müzik mi? Hep müzik. Hatta şöyle okurken de yani Ankara'da üniversite zamanında ben heves ettim müziğe. Heves ettim derken yani hani böyle maymun iştahlıydım da işte hadi ben şarkıcı olacağım dedim anlamında değil. Resmen heves ettirildim. Yani resmen kafama vura vura şarkıcı yaptı arkadaşlarım benim, müzisyen arkadaşlarım. O zaman yani bu işten zaten para kazanan, genç olsa da yaşları ne, yani. Yani şarkı mı söylüyordun falan? Ne dediler? Barış şarkı söylüyor. Şarkı söylüyordum. O zamanlar yani enstrümanla ilgim yoktu. Evet. Olur yani dost meclislerinde işte. Birinin sesi güzelse yani, biliniyorsa onun sesinin güzelliğiyle. Derler ona hadi bize bir şarkı patlat. Veya ne bileyim bir kafeye gidersin sana mikrofon uzatırlar. Böyle şeyler o kadar birikti ki. Yani Allah Allah dedim yani ben bu kadar bir potansiyele sahip miyim acaba gerçekten? Yaklaşık 2 sene bunun tereddütünü yaşadım. Çünkü siyasal bilgiler gibi idealist bir okula girmişim. İşte ne bileyim bürokrat olmak için yola çıkmışım. Haliyle o şeyi, o dönüşümü bir anda zihinde yani kabullenmek, ailene kabullendirmek, çevrene kabullendirmek çok kolay bir şey değil. Ki bizim ailede annem yani konservatuarlı olduğu halde, hani evde bir müzisyen olduğu halde tabii bu ekstra şu sorumluluğu getiriyor. Yani benimki bir heves değil, bakın ben gerçekten yetenekliyim mi ispat etmek durumunda kalıyorsun. Onun için ben bu kararı aldığımda hemen söylemedim aileme. Önce birkaç demo yaptım. Dedim ki yani ben şarkıcı olmak istiyorum diye karşılarına çıkmaktansa bir şeyler dinleteyim. Annem zaten daha bir 30. saniyede falan oldu yani. Böyle bir dikkat kesilmeye başladı. Bizim oğlanda var galiba bir şeyler diye. Ondan sonra onların icazetini aldıktan sonra kafam rahat etti. Öyle günler oldu ki senle konuşmasam olmaz ki. Resimleyip bir yana atmak hiç olmaz ki. Seni unuturmaz ki. Öyle günler oldu ki senle konuşmasam olmaz ki. Resimleyip bir yana atmak hiç olmaz ki. Seni unuturmaz ki. Bu yüzden her gece ben her gece üzülmüşüm. Bu yüzden her gece bu aşkın diline düşmüşüm. Bu yüzden her gece ben her gece üzülmüşüm. Bu yüzden her gece bu aşkın diline düşmüşüm. Söyle sevgili hadi söyle, hiç mi mutlu olmadık? Martıları sayarken hiç mi hayal kurmadık? Denizlere bakarken. Söyle sevgili hadi söyle, hiç mi mutlu olmadık? Martıları sayarken hiç mi hayal kurmadık? Denizlere bakarken. Bu yüzden her gece ben her gece üzülmüşüm. Bu yüzden her gece bu aşkın diline düşmüşüm. Bu yüzden her gece ben her gece üzülmüşüm. Bu yüzden her gece bu aşkın diline düşmüşüm.
Akustik stüdyoda Michael Kuyucu ve Barış Kömürcüoğlu. Bak popstar Barış demeyeceğim artık. onu ufak ufak düşürüyoruz. Evet, evet. Barış Kömürcüoğlu ile birlikteyiz. Yeni bir single yaptı ama tabii ki arada biz performanslarımızı dinliyoruz. Orkestra ile birlikte söylüyor şarkıları. Yeni şarkısının adı da Pişman Ol. Mutlaka dinleyin, izleyin diyorum. Barış peki şimdi bir ara albümün de oldu senin. Çok güzel bir albüm. Beş Kalp Bir Nefes. Evet. Ne kadar güzel bir isim. Yani beş kalp ne oluyor? Beş tane ayrı besteci. Evet. Bir nefeste sen oluyorsun. Bir nefes. İsmiyle onların maça güzel giren bir proje. Evet. Değil mi? O ismi de ben bulmuştum. O bestecilerin de çok hoşuna gitmişti gerçekten. Evet, evet, evet. Şimdi o benim seni çok da duayen işte Figen Çakmak, Aslıhan, Aslıgül Ayaz. Ayaz gibi pek çok önemli diğer beş tane beş kadın duayen müzisyenin seni seçmesi bence popstar'da birincilikten daha iyidir. Ha belki para getirmez ama onun maneviyeti büyüktür bence. Evet. Ben diğer üç ismi de müsaadenle tabii, tamamlayayım. Evet, evet. Serpil Günsel'i, Semra Öztan, kimi unuttum? Mine Mucur. Evet, evet. Hepsi benim hocalarım, üstadlarım. Eksik olmasınlar. Onların hayali o güne kadar biriktirdikleri besteleri bir popüler kimlikli şarkıcıyla sunmaktı. Çünkü evet, onların besteleri hep yarışmalarda tabii yer almış. Ve çok fakat güçlü besteler. Çok, çok güçlü gerçekten. Senfonik orkestra tam, bazıyla yapılan. Aynen, evet, tam öyle şarkılar. Ama popüler kültüre dahil olmamışlar. Hı-hı. Çünkü sadece belki Eurovision'da yarışan şarkıları genel olarak toplum biliyor. Ama birçok uluslararası tabii yarışma var. Tabii. O yarışmalarda bizi temsil eden nice şarkılar var. Hı-hı. Ve birçoğunun da bestecisi bu saydığımız beş isim. Beş, evet, beş evet, hanımefendi. Evet. Onlar şarkılarını bir albümde toplamak istedi. Sağ olsunlar. Solist olarak da bana bu işi teklif ettiler. Ben de büyük bir gururla kabul çok ettim. Çok da güzel bir albüm oldu. 2011'de hı-hı, Beş Kalp Bir Nefes diye evet, işte evet, o isim doğmuş oldu. Evet, evet. Ben onların duygularının tercümanı olmuş oldum. Yanlış hatırlamıyorsam 4-5 şarkında sözü bana aitti. Birliktelik de oldu çalışmalarda yani. Evet. Ne güzel. Ya o gerçekten benim yani İyi bir proje albümü. Yani geçmişime baktığımda işte yarın öbür gün kariyerime bakış attığımda geriye doğru çok özel bir yerde duran bir iş olacak. Kesinlikle. Ve şunu söyleyeyim, çok kaliteli bir albümdür. Beş Kalp Bir Nefes. Barış Kömürcüoğlu'nun yorum tınısı çok olgun ve farklıdır. Yani hala da satacak ve dinlenecek bir albüm. Gerçi artık CD midi kalmadı ama en azından dijital platformlarda evet, yazın Beş Kalp Bir Nefes'i de Barış Kömürcüoğlu dinleyeceksiniz. Hayat bu kadar mı? Bence değil. Birkaç sözüm var. Biraz senin gibi yıkılmayan duvarları var. Bazen esintili, bazen uzak yakınlarım var. Ben böyleyim kendi yolumda. Biraz tutma beni, kaybetsen de üzülmem asla. Ne boş kaygıların, korkma bana hiçbir şey olmaz. Yanlış doğru gibi eksik kalan birkaç satırsa, ben böyleyim kendi yolumda. Hayat beni yaşadıkça sevmesin var. Aldığım an hiç yağmurlara benim güzel
sanma hiç, geçer zaman, böyle de geçer. Ya sev, ister vazgeç, beklentiler sadece üzer. Ayrı dünyalarda, farklı farklı kafalarda. Ben böyleyim kendi yolumda. Hayat benim her anımı yaşadıkça sevesim var. Aldırmam hiç yağmurlara benim güzel hataları. Kendi yolunda sanki hiç dolay 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 kendi yolunda dolay 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 dolay. Akustik stüdyonun yavaş yavaş sonlarına doğru geldik. Barış Gömülcüoğlu bize şarkıları seslendirdi. Bakıyorum listeme, müthiş şarkılar vardı. Tutamıyorum zamanı, sensiz olmaz, ben böyleyim, her gece. Senin efsane şarkın bu gece son. Ya şu bu gece sonu bir anlatsana bize. Nasıl çıktı o yarışmada o? Nasıl ya, bütünleşti seninle? Çok enteresan. İlk kontak açılışı nasıl oldu? Şöyle oldu. Bu gece son benim aslında şeylere yansımadı sanırım o zaman. Hani yarışmanın perde arkasında mutfağını evet. veriyorlardı ya. Evet. Eleme safhalarını. Evet evet. Hani 12 finalist arasına nasıl geldik? O safhaları verdikleri tabii. bölümler vardı. Evet. Oraya yansımamış olabilir. Ben bu gece sonu finalist olabilmek için seslendirmiştim. Hmm. Ta o zamanlar. İlk yarışmaya katılırken. Evet yani son tamam. biz 50 kişiye mi ne kalmıştı evet. işte. O 50'den 12'ye finalize düşün. Olabilmek evet. için. Bu gece sonu seslendirildi. Evet, o orada bir zaten onların zihninde kaldı. Tamam. Sonra da yarışmanın vedası için bir şarkı düşünüldüğünde hemen o flashback yaptı hmm. onların zihinlerine. Tam bu şarkıyı kullanalım. Zaten evet, evet, evet. söyleyeni de var. Hani bu şarkıyı parlatmaya müsait biri de var. Evet. Bir yarışmacı da var elimizde deyip. O şarkı öyle benimle bütünleşti. Sonra da zaten o compilation albümde. Evet, o şarkı yer aldı. Ben başka bir şarkı seslendirmek Sessiz Gemi de vardı seninle aslında. O da tabii, bir sessiz gemi de var. Aynen. O da Compilation 2 albümünde evet. yer aldı. O Compilation 1'de ben başka bir şarkı okumak istemiştim. Hmm. Ama ısrarla dediler ki sen bu gece sonu hmm. oku. O sana oturdu dediler. Evet, evet. Onun üzerine hiçbir kaldı şey, üzerimizde. Yani aslında enteresandır. Levent Yüksel'in o Metçizli albümünde de çok da parlamayan bir şarkıydı. Yani evet, orta özel dinleyiciye. Evet, evet evet. Bir anda şarkı işte böyle hit oldu. Evet. Ve insanları uğurlarken bu şarkıyla uğurluyorlardı. Enteresan işte bu da küçük bir flashback oldu. Peki tabii senin yeni şarkın şimdi Pişman Ol yayınlandı. Bundan sonra ne yapacak Barış? Şimdi bakıyorum iki albümün var. İkisi de çok sağlam albümler. 4 single'ın var. Evet. Ne yapacağım bundan sonra? Artık plak firması da kurdun. Tabii ki kolay da değil yani sonuçta para lazım, bilmem ne lazım ama bundan sonraki hedefler ve hayaller ne? Ya kısa vadeli hedefimden bahsetmem gerekirse şimdi elimde birçok şarkı birikti. Yani artık çünkü sektör single'a döndüğü için eskisi gibi albüm yapmak çok mantıklı, çok optimum olmadığı için hep single single ilerlediğimizden yani bir şarkı bir şarkı bir şarkı ama ürettiğim belki benim bir senede 20-30 tane şarkı var. Dolayısıyla elimde artık kendi şarkılarım da biriktiği için sık sık şarkı çıkartmayı planlıyorum. Yani 2-3 ayda bir bir üretimde
bulunmak istiyorum. Onun için şimdi bu senenin mesela 2019'un özür dileyim, 2019'un sonu ve 2020'nin başı, yani yaza kadar olacak olan projelerim benim hazır. Hazır. İnşallah bunları 3'er ay arayla, maksimum 3 ay arayla çıkartacağım. 2-3 single çıkacak. Evet, çıkacak. Çok. Onun dışında isim vermeyeyim, düet olacak bir tanesi, bir proje. Herkesin sevdiği, bildiği, tanıdığı, sanatını, sesini, besteciliğini hatta takdir ettiği bir isimle. Onun dışında tabii bu artık firma kurmamdan dolayı, yapımcı kimliğimden dolayı haliyle insana hayal kurduran bir şey bu. Tabii. Yani şimdi ben de yaptığım her şarkıyı kendi sesimden hayal etmiyorum açıkçası. Hı hı. Ya da bu şarkıyı mesela şu çok iyi okurdu, şuna yakışırdı dediğim şarkılar oluyor. Onun için birkaç arkadaşım var şimdi projelendirdiğim. O işleri çıkartacağım önümüzdeki zamanlarda. Kısa vadeli hedeflerim bu şekilde. Bence gayet güzel. Özellikle proje albümlerinde hep aynı sanatçıları, yorumcuları görüyoruz. Ben Barış Kömürcüoğlu'nu proje albümlerinde de görmek istiyorum. Bu tabii senlik bir durum değil. Burada ben ahaliye sesleniyorum. Çünkü hep aynı. Mesela bir X bir sanatçının tribüt albümünde niye Barış Kömürcüoğlu yok? Niye hep aynı şarkıcılar böyle kadro eleman gibi çağrılıyor? Ve cidden o tribüt albümün çoğu çöpe atılıyor. Ve proje albümü yapmak isteyenlere de, yani benim samimi söyleyeyim, param olsa veya bir prodüktör olsam seninle bir proje albümünü kafadan yapardım. Süpersin. Bence eyvallah, böyle olmalı. Eyvallah. Bunu da izleyicilere, dinleyicilere söyleyelim. Yolun açık olsun. 16 yıldır varsın ve eminim 16 yıldır daha var olmaya devam edeceksin. Umuyorum öyle olur. Çünkü benim yola çıkarken hedefim buydu zaten. Yani hani patlayacağım, şöyle olacağım, böyle etki yaratacağım, böyle köşeyi döneceğim, böyle star olacağım falan gibi bir iddiam, bir hayalim olmadı. Her zaman ben bu işi yaparak büyüyeyim, yaşlanayım oldu. Hı hı. İnşallah ürete ürete, kendimizi geliştire geliştire nice yıllar bu piyasada oluruz. Daha nice sohbetler yaparız böyle. Çok teşekkür ediyorum beni ağırladığın için ayrıca. Ben de teşekkür ediyorum. Barış Kömürcüoğlu, bir farklı akustik stüdyoda bir araya gelinceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.